ve Fenerbahçe'de merak edilen bir sürü konu var. Takım neden böyle kötü oynuyor? Yönetimden neden hiç ses çıkmıyor? Sözleşmesi biten isimlerin durumu ne olacak? Evet, tüm bu konuları Fenerbahçeli spor müdürü Sercan Hamzoğlu yayında açıkladı ve Fenerbahçe'de hareketlilik başlıyor. Nasıl mı? Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve Hamzoğlu yayında. Başkan Ali Koç yurt dışından dün gece geldi. Bugün görüşme olur mu diye konuştum. Samandıra'ya giden hiçbir yönetici olmamış. Manchester United maçı sonrası planlanıyor. Bugün Mourinho'yu göndermeye kalkarsan net 20 milyon euro para vermen lazım. Durum bu arkadaşlar. Fenerbahçe yönetimi İrfan Can Kahveci'nin kalmasını istiyor. Ancak oyuncu süre alamıyor ve bu yüzden biraz mutsuz. Bu mutsuzluğu ileri boyuta gitmeden önce sözleşme yapılmalı. Aklını çalabilirler. Belli olmaz bu işler. Osay Samuel Türkiye'de kalıp kalmayacağına karar vermedi. Kız arkadaşı İngiltere'de yaşıyor. Türkiye'ye gelmeye ikna edecek mi belirsiz. %50-%50. Kontratı biten böyle yıldızlar astronomik teklifler alıyor. Fenerbahçe yönetiminin bir an önce bu işi bitirmesi lazım. Sinirleniyorum artık. Niye her maç Tadiç ilk 11'de? Şimanski niye oyundan çıkmıyor? Şimanski ne yapıyor Fenerbahçe'de? Açın bakın istatistiklerine. Her şeyi sıfır. Hiçbir şey bilmiyorsan Mert Hakan oyunu al. Şimanski pres yapıyormuş. Ne presi abi? Veli Efendi hipodromu mu burası? Yapmayın. Çıldırıyorum abi artık. Hoca Samsun Spor'a karşı Cenk Tosun'u ikinci yarının tamamında ısındırmış. Bir dakika süre almıyor. Bu kadar kötü giden oyunda Cenk Tosun 5 dakika süre alamayacaksa niye transfer edildi? Ceko 81 dakika sahada kalacak, ne yaptı? Tadiç neden sürekli 90 dakika? Şimanski ne yapıyor? Allah'ını seven biri çıkıp anlatsın. Jose Mourinho basın toplantılarında şov yapıyor. Ancak hocam sen basına ayar vererek şampiyon olamazsın. Fenerbahçe bu oyunla şampiyon olamaz. Mourinho ile sözleşme yapılırken kötü giderse 3 ay sonra gönderirim aksiyonu düşünülerek kontrat yapılmadı. Osterwolde sakatlandı. Mutlaka bir sol bek transferi yapılacak. Fenerbahçe devre arasında 2-3 transferle takımı güçlendirecek dedi.